İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan özgürlük savaşçılarının misyonu devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Anayasa Günü'nü kutluyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı ile birlikte Fransa'da büyük bir sergi düzenleyecek. Türkiye'de kadın cinayetleri endişe verici. Armenosit sırasında sürgün edilen Ermeni mimar Mesropyan'ın yaptığı otel ABD'nin en iyilerinden biri. Batı Ermenistan'da kuraklık ve gıda krizi tehlikesi kapıda. Levon Aronyan, Gold Money Asya Hızlı Satranç Turnuvası'nın galibi. Batı Ermenistan 4 Temmuz'da Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın başkanlığında Batı Ermenistan'ın birkaç özgürlük savaşçısı devlet başkanı ile birlikte Arakas Dağı'na tırmandı. Dağ yamacı dikti ancak özgürlük savaşçıları engelleri aşarak zirveye ulaşmayı başardı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın liderliğindeki grup, 12 yıl önce komutan Leonid Azgaltyan ve özgürlük savaşçısı Manuk Sahakyan'ın anısına Armenek Abrahamyan'ın yerleştirdiği anıt taşlarının bulunduğu Güney Zirvesi'ne ulaştı. 2018 yılında Manuk Sahakyan'ın ve komutan Leonid Azgaltyan'ın anıtlarının saldırıya maruz kaldığını, komutan Leonid Azgaltyan'ın anıtının amacı onun anısını korumak olan bir grup genç tarafından yerinin tamamen değiştirildiğini hatırlatalım. 10 yıldan fazla bir süre önce Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Karin Abrahamyan ile birlikte komutanı Leonid Azgaltyan ve savaşçı kardeşi Manuk Sahakyan'ın anıt taşlarını Arakas Dağı'nın tepesine yerleştirdi. O zamandan beri savaş alanında şehit düşen diğer özgürlük savaşçılarının anısına Arakas'ın tepesine bir dizi başka anıt taşları yerleştirildi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, anıt taşlarının tekrar yerinde olmadığını bir kez daha dile getirdi. Kurtuluş komutanlarımızın Ermenistan Cumhuriyeti topraklarındaki anıtlarını yok eden suçlulara lanet olsun. Cevabımız orantılı olacak. 1991 yılında Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının kurulması ile yeni bir ulusal anayasanın kabul edilmesi kaçınılmaz hale geldi. Anayasa, halk oylamasıyla 5 Temmuz 1995 yılında kabul edilmiştir. Daha sonra referandumlarla 2005 ve 2015'te değiştirildi. Anayasanın kabulünden sonra 5 Temmuz günü Anayasa Günü olarak resmi tatil gününe eklendi. Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası, ülkenin esas yasası olan ve diğer tüm yasaların ve yasal düzenlemelerin uymak zorunda olduğu Ermenistan Cumhuriyeti hukuk sisteminin temelidir. Anayasa, Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen, demokratik, yasal, sosyal bir devlet olarak doğasını benimsemiş, her bir vatandaşın temel insan hak ve özgürlüklerini ilan etmiş, yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı ilkesine dayalı olarak Cumhuriyet'in yönetim organını kurmuştur. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı Rafik Kortoşan ile birlikte birkaç Fransız şehrinde Türkiye tarafından işgal edilen Batı Ermenistan'ın haçkarlar, kiliseler ve diğer kültürel değerlerini göstereceği kültürel soykırımına adanan bir sergi planlıyor. Serginin afişlerinin boyutu türünde bir yeniliktir ve daha fazla bilgi iletilmesini sağlar. Aynı yerde suçlu devletlerin Ermeni kültürel mirasını nasıl yok ettiği gerçeğinin gösterileceği Cuhan'ın haç şeklindeki taş anıtlar olarak anılan haçkarlar hakkında filmler gösterilecek. Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin vahşi politikasını gösteren sergide beklenen tehlikeye karşı uyarıyı belirterek hem Batı Ermenistan hem Artsakh tanıtılacak. İlk sergi 30 Eylül'de Fransa'nın Antip kentinde gerçekleştirilecek, sonra Lyon, Marsilya ve diğer şehirlerde de devam edecek. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun Haziran ayı raporuna göre Türkiye'de 18 kadın katledildi. 20 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Rapora göre 18 kadından 10'u evli olduğu erkek, ikisi akraba, ikisi tanıdık biri, biri baba, biri birlikte olduğu erkek, biri eskiden birlikte olduğu, biri boşandığı erkek tarafından öldürüldü. Rapora göre öldürülen 18 kadından 12'sinin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 4'ü de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken, ikisi ekonomik nedenler bahane edilerek öldürüldü.
öldürülen kadınların %50'si evlerinde öldürüldü. American House Beautiful gazetesi sadece sıradan insanları şaşırtmakla kalmayıp aynı zamanda profesyonellere, mimarlara ve tasarımcılara da ilham verecek dünyanın en önemli otellerinden bir seçki hazırladı. Gazete, salgın kısıtlamalarının kaldırılması nedeniyle birçok ülke yeniden erişilebilir hale geliyor. Seyahat etmenin tam zamanı, tatiliniz sırasında bir otel odası rezervasyonu yaptırmayı planlıyorsanız, sadece rahatlığıyla değil, tasarımıyla da sizi şaşırtacak seçeneği tercih etmekte fayda var diye yazdı. Liste, iç mimarisi yüzyılın en büyük mimarları ve tasarımcıları tarafından tasarlanmış otelleri içeriyor. Bu otellerden biri olan St. Regis Washington, eski adıyla The Charlton Hotel, 95 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan ve Ermenilere karşı işlenen soykırımdan yani Armenosit'ten kurtulan Ermeni mimar Mihran Mesropyan tarafından tasarlandı. Otelin Beyaz Saray'dan sadece iki mahalle ötede, Türkçesi Siyahların Hayatı Önemlidir adlı şehir meydanında yer aldığına dikkat edilmelidir. Bu arada ayrıca Batı Ermenistan'ın halkımızın ziyaret edebileceği yegane turizm bölgesi olduğu da unutulmamalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Mayıs'ta bölgesel yağışlardan normale göre en fazla azalma %83.3 ile Batı Ermenistan'ın güneydoğu bölgesinde yaşandı. Kuraklığın bir sonucu olarak önümüzdeki dönemde piyasada yaşanacak arz-talep dengesizliği tüketiciyi de olumsuz etkileyecek. Öngörülebilirlik imkansız hale gelecek ve tarım ürünleri fiyatlarında istikrar kalmayacak. Bu nedenle üreticiler desteklenmeli. Bu yıl kuraklık nedeniyle hem bal üretiminde hem de arı nüfusunda %70'ler civarında kayıplar bekleniyor. Ülkenin orta, güney ve doğu kesimlerinin yükseklerinde birçok canlı için can simidi olan su birikintilerinin neredeyse tamamı kurumuş durumda. Örneğin Batı Ermenistan'daki Harbert Elazığ'da Hazarbaba Dağı eteğindeki kuru dolu diğer bir adıyla Bervi Gölü de kurudu. Levon Aronyan, Gold Money Asia Rapid adlı çevrim içi hızlı satrancın galibi oldu. Finalin ikinci gününde Ermeni Büyük Usta Rus Vladislav Artem'den daha güçlüydü. Aronyan birinci ve ikinci oyunları kazandı ve bunun sonucunda sonraki iki maçı oynamaya gerek kalmadı. Finalin ilk gününde Levon Aronyan 2,5-1,5 puan farkla üstünlük elde etti. Yarı finalde Levon Aronyan'ın dünya şampiyonu Norveçli Magnus Carlsen'i tiebreak'ten nakavt ettiğini hatırlatalım. Turnuvanın en önemli turunda Ermeni Büyük Usta 15 üzerinden 10,5 puan alarak playoff'ta ilk sıraya ulaştı. Çeyrek finalde Hintli Arjun Erigais'ten daha güçlüydü. Gold Money Asia Rapid Satranç Turnuvası Magnus Carlsen tarafından düzenlenen satranç turunun 7. raundu. Batı Ermenistan Ermeni satranç oyuncusunu tebrik ediyor ve ona yeni zaferler diliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nayiryan Vokal Topluluğu tarafından seslendirilen Muşo Gorani adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.